Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FED konuşması vardı bildiğiniz gibi. FED %25 basis point artıracağını söyledi. Sanki hiçbir bankacılıkla ilgili bir skandal olmamış, bankalar iflas etmemiş gibi sadece onu söyledi. Onun dışında başka bir şey söylemedi. Herhalde arttırmaya devam edecek diye anlıyorum. Tabii az oranda arttıracaklar, artırırlarsa da. Bu da büyük bir belirsizlik yarattı. S&P endeksi konuşma bittikten sonra tekrar düşüşe geçti. Zaten yukarı trendde değildi bakın. Sadece aşağı trendde bir yukarı rally yapmıştı kısa dönem şurası. Tabii bugünlük grafik saatliğe geçersek ya da 2 dakikalığa bakın. Fed konuşmasından sonra nasıl dalgalı bir oluşma geçti. Diğer büyük hisselerin hepsi arkadaşlar bu tür şekilde hareket etti. Endeksle uygun şekilde hareket etti. Bunun dışında tabii bu döviz kurlarını da etkiledi. Bir ara euro kuru mesela 20,75'e kadar çıktığını görmekteyiz. Şu kısımda. Çok küçük de olsa 4 saat içinde bir yerde oraya kadar çıkmış. Zaten trendi birkaç gündür ayın 15'inden itibaren 4 saatlik grafikte yukarı doğru. Biraz daha dolar, biraz daha baskılanıyor anladığım kadarıyla şöyle arkadaşlar TL'yi dolara baktığımızda bakın bunun grafiği daha değişik görünüyor. Bunun dışında euro dolara baktığımızda burada da euro dolarda da aynı ilerlemeyi görmekteyiz. Aynı şekilde burada da bakın euro Türk lirasında olduğu gibi euro dolarda da bir çıkış olmuş. Kısa bir süre olsa da bu da 1,09'a kadar çıkmış. Bunun dışında Borsa İstanbul hala yatay ilerleyişine devam ediyor. Sene başından şimdi. Borsa İstanbul'un günlük grafiğine bakalım. Evet, Borsa İstanbul günlük grafiğinde bakın şu tepe noktaları ve taban noktalarına burada baktığımızda yukarı trend olduğunu görürüz zaten şu şekilde. Ama bundan sonra yani 2023'ün başlangıcından itibaren şu alt noktayı kırdık. Önceki alt noktayı şurayı. Yukarı trendde alt noktayı kırmamamız beklenir. Şöyle oldu yani şu kısımda. Daha sonra yukarı rally şu kısım yani. Bunun üstüne çıkamadı. Tekrar bu noktanın da aşağısına indik. Aslında bu aşağı trendin göstergesi. Daha sonra yukarı şu şekilde ilerliyor. Yani bundan sonra yatay olmaya başladı arkadaşlar. Zaten yatay olduğunu ortalamanın fiyatı kesip durduğundan görebiliyorsunuz. Ortalama şu şekilde fiyatın içinden geçiyor şöyle. Yukarı trendte ortalamanın bir yerinde duruyor. Fiyat ya yukarısında ya da aşağısında. Yukarı trendte tabii yukarısında durur şu şekilde. Aşağı trendte yukarısında şu şekilde durur.
Borsa İstanbul'da bu şekilde yatay dedik. Bunun dışında dün seçtiğim hisseler vardı. Açığa satış olarak da bir çoğunluğu açığa satıştı. Zaten bugün öyle olduğu görüldü. Tabii bu hisseler dünkü seçtiğim hisseler olduğu için sadece son çubuk nasıl bir ilerleme göstermiş. Al sat tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece kurs alan arkadaşların alıştırma yapması için gösteriyorum. Mesela burada seçmişiz bunu arkadaşlar. Dün seçtim yani. Bugün açığa satış tetiklenmiş oldu. Aynı şekilde bakın şurada. Trendimiz aşağıya doğru. Şu kısım 1, 2. Bunun aşağısında zaten dün baktığımda bu vardı sadece. Bunun altına indiğimde açığa satış indiğinde açığa satış tetiklenmiş oluyor. Bu da aynı şekilde. Böyle buranın altına indiğinde açığa satış tetiklenmiş oluyor. Burada da trend aşağıya gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde. Evet, bu bayağı bir düşmüş. Bunda da satış formasyonumuz var. Bunun altında stop loss'umuz burada. Ortalamalarımız aşağıya iniyor bakın. Ortalamamız 20 periyot bu. Bu da aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Hepsi değişik hisse arkadaşlar. Fakat bakın formasyonlarımızı birçok hisse de bulabiliyoruz. Bu tetiklenmemiş daha. Tetiklenmemiş demek yani. Burada daha işlem yapmıyoruz, bekliyoruz. Belki yarın böyle gelebilir. O zaman işlem yaparız. Ama gelmezse hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Belli bir süre sonra zaten formasyon bozulabilir. Başka hisseye geçip başka bir formasyon bakmak lazım. Yani başka bir yerde aynı formasyonu aramak lazım. Bu da aynı şekilde tetiklenmiş. Bu da aynı şekilde. Birçoğu tetiklenmiş seçtiklerimizden. Yani şimdiye kadar baktığımızda 25'te bir tanesi sadece tetiklenmemişti arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Bakın 29. 30. hisseye geldik. Hepsi tetiklenmiş. Swing trade için seçtiğimiz hisseler bu. Bu da tetiklenmemiş. 37'de iki tanesi tetiklenmemiş. Evet, bayağı bir hisse seçmişiz zaten. Hızlı şekilde geçeyim. Gördüğünüz gibi videoyu yavaşlatıp durdurabilirsiniz. Kursta gördüğümüz formasyon birçoğunda oluşmuş ve tetiklenmiş. 220 tane hisse seçmişim dün. Evet, bugünlük de bu kadar. Örnek olarak göstermek istediğim FED kararını anlattık arkadaşlar. Görüşmek üzere.
İyi akşamlar.